Kral nedir bu? O senin kıymetli oğlu. Bu konağın hissesini bu karın üzerine yapmış. Ağzını topla! Kes lan sesini! Asıl sen kes be! Kesin lan! Bizi yalnız bırakın haydi! Bayan haydi sen de. Kızlar mutfağa geçin. Ben bu adamla yalnız bırakmam. Mutfağa geçin diyorum. Bana haydi sen de. Siz de. Ebru, Maya. Asıl sen kimsin? Geldin buraya, huzurumuzu bozdun. Bari sus. Sen benim muhatabım bile değilsin. Yeter be! Anamla düzgün konuş. O kim biliyor musun sen? Hale bak ya. Annemi yalnız buldular. Hepsi manyak bunların. Kızlar durun, karışmayın siz. Baran, sen karışma. Nadine, haydi sen de odana. Ana haydi sen de. Kusura bakmadınız değil mi? Murat Bey'in eşyalarını hukuken Ebru Hanım'a teslim etmek zorundaydım. Tabii, anlıyorum. Fırat Bey. Ya Oğuz komutan, ben bu bey lafına pek alışkın değilim de. Abi. Fırat abi, sen aydın bir adamsın. Böyle bir evliliğe nasıl izin verdin? Benim izin verdiğim pek söylenemez. Narin'i Murat'a istediklerinde Narin 15 yaşındaydı henüz. Ben Almanya'daydım o sıra. Arayıp fikrimi sordular. Ben okulunu bitirsin, yaşını doldursun dedim. Karşı çıktım. Yani izin vermedim senin anlayacağın. Meğer bizim kız da sevdalıymış. Benden habersiz imam nikahı kıymışlar. Telli duvakla düğün etmişler. Anlıyorum. Üzüldüm Narin Hanım için. Genç yaşta eşini kaybetti. Bir de bunca zorluğun içinde Ebru Hanım'ın varlığı. O kağıdı hiçbir değeri daha önce olanlar da değil. Sen buraya ait değilsin. Buna engel olamazsınız. Burada sizin olduğu kadar bizim de hakkımız var. Vallahi buraya yerleşecekler. Ben sana diyeyim. Bırak! Ne hakkı lan? Ne hakkı? Burada sana nefes almak bile haram. Benim tek derdim çocuklarımın geleceği. Eğer arsayı satarsam burada sizinle bir dakika bile durmaya niyetim yok zaten. Murat intihar etmiş olamaz mı diyorsun yani? Eyvallah Recep. Sağ ol. Öyle de demiyorum. Ama benim merak ettiğim şey, iyi yüzme bilen biri intihar etmeye kalksa neden kendini tekneden nehre atsın ki? Boğulacağını anladığı anda içgüdüsel olarak suyun üstüne çıkar. Düştüğü zaman başını taşa falan mı çarptı acaba? Belki de. Neticede bu soruların cevabının hepsini ceset bulunduğunda verebiliriz. Olay intihar mı yoksa kaza mı o zaman belli olur. Çünkü tek tanık Kendal Bey. O da intihar olduğunu söylüyor.
Bana bak, Murad'ın, kardeşimin hatırı olmasa ne ben seni arardım, ne de sen buraya adım atabilirdin. Anladın mı? Ben ne yaptım size? Murat'ı burada başka biriyle evlendirmek istemişsiniz, bunu biliyorum. Ama Murat bana aşık oldu, beni sevdi. Ben de onu. Biz çok mutluyduk. Beni geçin. Yeğenleriniz de mi ortada kalsın? Git o zaman, eniklerinle otelde kal. Parasını ben veririm. Unuttun galiba. Sayende bütün oteller dolu. Ben kimseden sadaka istemiyorum. Burada hakkım var ve kalacağım. Burada mı kalmak isteyin? O zaman sana kalacağın yeri göstereyim, gel. Bak! Gel! Anne! Gel! Gel! Bırak, kolum acıyor. Kolum acıtıyor. İşte burada kalacağınız. Beğendin mi? Beğendin mi kalacağın yeri? Ya beğendin mi? Bırak! Yeter Kendal! Konakta onların da hakkı var. Ana! Yukarıda iki tane boş odamız var. Çıkın yerleşin. Teşekkür ederiz Kadriye Hanım. Onlar senin düşmanı değil Kendal. Murat'ın emaneti. Merhamet etmeyene Allah da rahmet etmez. Burada sığıntı değiliz. Gidene kadar da başımız dik duracağız. Ama artık tatsızlık falan da istemiyorum. Anne her şeyi onlar çıkarıyor, görmüyor musun? Ada, özellikle sana söylüyorum. Kimseye de bulaşmayacaksın artık. Burada olmak hiç hoşuma gitmiyor anne. Benim de hoşuma gitmiyor. Ama en azından kafamıza sokacak temiz bir yerimiz var. Çıngıraklı bir yılanla aynı evde yaşamak harika anneciğim. Ada! Ya o Kendal denen adamın yapamayacağı hiçbir şey yok, görmüyor musun bunu? O kadar da değil. Sen İstanbul'a kaçarken seni bulup getiren o. Bana ne, umurumda değil de diyebilirdi. Ya gerçekten bu kadar saf mısın ya? Adam almış iki tane kadını, aynı evde beraber yaşıyor ahlaksız. Bilmen gereken bir şey var anne. Nasıl, yerleşebildiniz mi? Yerleştik Kadriye Hanım. Kuzu, bak babaannen sana ne getirdi. Yersin değil mi? Bir ihtiyacınız olursa Melih'e seslenirsiniz. Teşekkür ederiz. Salman'a bir şey diyecektim Maya. Önemli değil anne. Sonra konuşuruz. Nasıl olsa her şeyi unutacağız. Evet, geçecek güzel kızım. Yeter ki biraz sabredelim. Nari? Nereye? Abimle konuşacaktım ana. Al abi şunları. Ne bu teyzem kızı? Altınlarım. Al bunu da. Banka cüzdanı. Murat'ın verdiği harçlıkları biriktirmiştim. Barana kısmet diyordum ama. Ne olacak ki bunlar? Abi bunların hepsini ver şu kadına, çeksin gitsin buradan. Vallahi teyzem kızı iyi biriktirmişsin ha. Bu kadın için bu para çekirdek parası. Ama dur bakalım. Benim de elim bollaşınca üstünü tamamlarız, olur biter. Sen şu altınlar ne kadar ediymiş bir öğren hele. Al kızım. Ana. Al. Lafımı dinleyin.
Bu altınlar benim odamda dur aşk. Ya ana, Narin kendi istedi. Ben de üstünü tamamlayacaktım. Olmaz öyle şey. Kız tutsa. Düşecek, düşecek. Emine abla ağlığı bana vermesene. Yüklüyüm biliyorsun. Gördün değil mi? Narin'i almışlar salona, kraliçe gibi baş başa konuşuyorlar. Teyze kızı baş tacı, ağanın karıları da böyle hizmet etsin. Sus, sen şuna bak. Bu evde artık huzursuzluk, kavga istemeyeyim ben. Ana huzursuzluğu yaratan ben miyim? Narin! Sinirlenmek de haklı ana. Huzuru bozan o değil ki. Sen onu bırak da Narin'in altınlarını, parasını ne diye almaya kalkışsın, sen onu deyiver bana. Ya ana sen niye karışın ki? Kumamı gönder diye yalvar yakar oldu. Benim de durumum malum, işler sıkışık. Yani mal mı satayım şimdi bunun için? Gerekirse sat. Sen hiç yol izan bilmez misin oğlum? Ha? Kadının parasına, altınına dokunulur mu hiç? Ha? Adam olan yapar mı bunu? Sen babandan böyle mi gördün? Savaş anını araştırdım ağam. Rapor vermeye hazırım. Ada, ne yapıyorsun orada? Banyoyu arıyordum ben. Aşağıda, yukarıda banyo mu olur hiç? Geceler. Bir şey ihtiyacın olursa bize çağırırsın. İyi geceler, teşekkür ederiz. Anne, Fırat abi aramış seni. 5 tane cevapsız çağrım var. Ona da ayıp oldu. Alo. Alo Fırat. Merhaba Ebru. Sizi bulamayınca merak ettim de. Ya kusura bakma, öyle apar topar çıkmak zorunda kaldık. Sana da haber veremedim. Kötü bir şey mi oldu? Yok hayır, konaktayız biz. Konakta mı? Hı hı. Anlıyorum. Ben de İstanbul'a döndüğünü sandım.
Nereye ya? Sana ne kız? Deger işine bak sen. Fırat abi Ebru yengeyi 5 kere aradı. Yenge de onu aradı. Pek sıkı fıkı konuştular. Vallahi imrendim. Keşke ben de böyle merak edenler olsa. O çeneni hiç tutamayın değil mi? Ne dedim ki ana? Yalan değil, yanlış değil. Özlem, gırtlat 9 bu. 8'ini yut, 1'ini söyle. İşinize gelmiyor değil mi? Sen ne yapayım benim peşimde? Takip ediyorum ha. Sebep? Korumalık yapıyorum ağam. Hani büyük insanların hep koruması olur ya peşlerinde. Ulan ben senden bunu mu istedim? Bir kere de verdiğim işi adam gibi yap be. Yaptım ağam. Savaşana gittim. Kimseler yok. Yalnız o İzmaritlerin olduğu ev var ya. Bizim Recep'in nenesinin eviymiş. Oraları en iyi Recep bilir. Bir de ona mı sorsak? Sus lan sus. Bir daha bana akıl vereyim. Kaybol gözümün önünden haydi. Rapor dediğin bu muydu? Yürü! Ya bu savaş anda oturan kimse var mı? Tanı Kendal Bey. O da intihar olduğunu söylüyor. Ne öyle alacaklı gibi çalıyorsun oğlum kapıyı ya? Yanım sıkın abi. İstemiyorsan gelmeyin. Saçmalama, gir içeri. Gel. Hoş geldin. Yalnızlığına Kendal şan verdi. Yalnızlığına. Kara o gün, kara o gün, adın gibi bahtım, kara o, kara o, kara o gün. Bana öyle bakma baba. Bana öyle bakma. Yeminle, yeminle isteyerek olmadı. Kendimi kaybettim. O geldi üstüme. Bak dedim Murat. Yapma. Yapma dedikçe üstüme geldi.
Sen olsan ne yapardın baba? Alıp gidercim dedi Baran'ın. Sözünü hiçe saydı. Sana söz vermişti. Bize söz vermişti. Sen gittin. Ama ben her gün ciğerimde bir top korna yaşadım. Haberin var mı? Ama senin en kıymetli oğlun Murat, he mi? Gördün işte o kıymetli oğlunu. Kurduğun fabrika, atadan kalma topraklar, onun borçları yüzünden acizli. Hayatımızın içine etti baba. Hayatımızın içine etti. Ya düşünsene, anamın gelin olduğu, benim doğup büyüdüğüm eve gitmiş, o kadının üstüne yapmış. Takma bu kadar be koçum. Recep abi, benim babam canına kıydı. Niçin? O kadın da çocuklarına lüks bir hayat yaşatamayacağından korktuğu için. Nefret ediyorum ondan. O kadar da değil be koçum. Baban geldiğinde gözlerin başka parlardı. Bak, anneni de seni de bu kadar sevmese, düşünmese, niye saklasın sizi o kadından? Babanın sağlığında bir kere bile ayak basabilirler mi oğlum buraya? Neden? Çünkü baban sizin üzülmenizi, rahatsız olmanızı istemedi koçum. Senin baban iyi adamdı. Çok çaresizim baba. Çok çaresiz. Ama sana bir şey diyeyim mi? Hiç pişman değilim. Sana yeminle hiç pişman değilim. Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım Recep abi? Ömrüm babamı özlemekle geçti. Bari yaşasaydı da seni de bir görseydim. Dur kıpırdama da. Nereden çıktı bu güzellik merakı anlamadım vallahi ha. E ne var? Ben de senin gibi güzel olmak istiyorum. Sen zaten güzelsin ki. Hem güzel hem akıllı. Benim yapamadıklarımı yapacaksın. Yüksek okullarda okuyacaksın inşallah. Çok güzel bir mesleğin olacak. Kimse incitemeyecek seni. Hadi uzan. Kim arıyor? Gülşen arıyor. Sen 15 dakika hiç kıpırdamadan dur, ben geliyorum. Hayırdır ağam? Ya insan bir merhaba der. Ne oldu ağam, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Bir acı kahveni içeceydim de. Aşağıdayım. Ha. Tamam, bekleyin, ben geliyorum. Ya
Buraya nasıl gelirsiniz ağam? Kardeşim evde. Bir gören mören olacak. Ya bir şey mi dedik? Yağcık abini içip gideceydim. Fabrikada yaparım ben o kahveyi size. Peki. Hayırlı geceler. Tek başına ne edeyim burada teyzem kızı? Uykum kaçtı abi. Baran döndü mü? Dönmedi. Recep'te kalacakmış bu akşam. Hey, elleme. İçini döksün çocuk. Öyle. Sen iyi misin abi? İyi işte. Nasıl olsun? Narin, bana bir maden suyu ver de kendime geleyim. Olur. Önemli değil, ben toparlarım. Gönderebileceksin değil mi? Kızım, ben hangi sözümü tutmadım ki şimdiye kadar? Ya ne bileyim ben, sinirlerim bozuldu. Bir açık edeceğiz diye çok korkuyorum. İşte o yüzden seni uyarıp durayım ya. Şüphe uyandırmamak için ne kadar geri planda durursan o kadar iyi Nari. Özlem'le Emine abla bile bugüne kadar hiç şüphelenmedi. Ama bu kadın aynı değil. Bu sorular soruyor, böyle ortalığı karıştırıyor. Ben sana yıllar önce ne söz verdiysem o sözün ardındayım Narin. Ben sağ olduğum sürece bu sırrı kimse bilmeyecek. Bana güvenin değil mi? Güvenmez olur muyum? Hem de karlı dağlar gibi. Zaten bugüne kadar ayakta kalıp sabredebildiysem seninle oğlum sayesinde. Oğlumuz. O benim de oğlum. O da sana çok düşkün. İnşallah düzenimiz bozulmaz. Bugüne kadar nasıl davrandıysak öyle davranmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar kimse anlamadı. Zaten böyle bir şeyde kondurmak akıllarına bile gelmez. İnşallah. Yalnız sen de sıfatına sözlerine dikkat et. Ebru karısı Guma olduğunuzu öğrenirse ortalığı karıştırır. Ucu da bize dokunur. Anladın mı? Allah cezanızı versin size.